Kıvanç fizik yazılısında temel büyüklüklerin uluslararası birim sistemindeki birimleri ve ölçüm araçları ile ilgili tabloyu aşağıdaki gibi dolduruyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Kıvanç'a tabloyu doldururken yaptığı hataları açıklayan fizik öğretmeninin yaptığı açıklamalardan olamaz şeklinde sorulmuş. Bakalım Kıvanç nerelerde hata yapmış? A. Santigrat derece sıcaklığın uluslararası birim sistemindeki birimi değildir. Bakın Kıvanç sıcaklığın birimine... Celsius yani santigrat derece yazmış arkadaşlar. Haliyle SI birim sisteminde sıcaklığın birimi Kelvin'dir. O halde fizik öğretmenimiz böyle bir açıklama yapmalı. B. Madde miktarı ölçebilen bir nicelik değildir. Madde miktarına baktığımızda arkadaşlar mol olarak ifade edilmiş birimi ve dereceli kap demiş. Dereceli kaplar yardımıyla cisimlerin hacimleri ölçülüyor arkadaşlar. O halde mol sayısının bir ölçüm cihazı yok. Matematiksel formül yardımıyla ölçülü. Burada bir hata yap yapılmış. Fizik öğretmenimiz bu şekilde düzeltmiş. C kandela ışık şiddetinin birimi değildir. Arkadaşlar ışık şiddetinin birimine baktığımızda kandela ışık şiddetinin birimi değildir demiş. Işık şiddetinin birimine bakarsak kandela yazmış. E burada doğru yapmış arkadaşlar kıvançımız. Kıvanç doğru yaptığı için fizik öğretmenim böyle bir açıklama yapması olmaz. Bu o zaman burada hatalı bir açıklama olur. D. Kuvvet temel nicelikler arasında değildir. Bakın burada kütle, sıcaklık, madde miktarı, ışık şiddeti, uzunluk ve akım şiddeti bir de zaman olması lazım. Yani zaman yerine burada ne yazılmış arkadaşlar? Kuvvet yazılmış. O zaman demek ki kuvvet temel büyüklük mü? Hayır. Kısa muz ile ifade edilen büyükler arasında kuvvet diye bir büyüklüğümüz, temel büyüklüğümüz yok. Ondan dolayı arkadaşlar burada Fizik öğretmenin yaptığı açıklama bu şekilde olmalı. E voltmetre akım şiddetini ölçmez potansiyel farkı ölçer. Bakın akım şiddetinin ölçüm cihazına voltmetre ne demiş. Burada kıvancımız hata yapmış. Burada ampermetre olması lazım veya voltmetre potansiyel farkı ölçer olması lazım. Böyle bir açıklamada yapmalı arkadaşlar fizik öğretmenimiz. O halde cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Fatih öğretmen öğrencilerine şekildeki dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın tabanındaki sıvı basıncının hesaplanabilmesi için hangi bilgiye ihtiyaç vardır sorusunu yöneltmiştir. Bu soruya sınıftaki öğrencilerden Kaan, Kerem, Kıvanç cevaplarını veriyorlar. Buna göre Kaan, Kerem ve Kıvanç'tan hangilerini ifade ettiklerinin inceliklerinin kullanılması istenilen sonuca ulaşabilmesi için gerekli ve yeterlidir. Yani en az bilgidir diye soruluyor. 1- Kaan sıvının yüksekliği ve öz kütlesi. Arkadaşlar sıvı basıncını bulurken H, G'ye ihtiyacımız var. Yani yükseklik ve öz kütle de yeterli değil. Bir olmaz. 2. Sıvının ağırlığı ve kabın taban alanı. Arkadaşlar düzgün kaplarda kesiti değişmiyorsa kap tabandaki sıvı basıncı bulunurken sıvının ağırlığı bölü yüzey alan bilgisinden de yararlanabiliriz. Yani bu olabilecek bir durum. Evet. Kıvanç ne demiş? Sıvının öz kütlesi ve yer çekim ivmesi cevaplarını veriyor. Arkadaşlar sıvının öz kütlesi ve yer çekim dediğimizde hdg yazarsak bu ikisini bilmemiz yeterli mi? Değil arkadaşlar. Onun için de bu da olmaz. O halde cevabımız arkadaşlar e, yalnız kerem yani c seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Aynı doğrusal yolda bulunan araçlardan K'ya ait hız zaman, L'ye ait ime zaman, M'ye ait konum zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre KLM araçlarının hangilerinin 0T zaman aralığında kesinlikle sabit hızla hareket ettiği sorulmuş. Arkadaşlar sabit hızla hareket etmesi ne demek? hızının sayısal bir değer taşıması ister artı yönde ve ister eksi yönde hızının değişmeden hareket etmesi demek. Yani sabit belli bir değer taşıyan hız hareket ediyor. Mesela artı yönde 50 ile gidiyor veya eksi yönde 40 ile gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani hızı değişmeyecek. O zaman zaten birinci grafik hız zaman grafiği. zaman grafiğini de bakarsak arkadaşlar sıfırdan başlamış hızı V'ye kadar çıkmış. Düzgün olarak hızlanmış. Yani burada hızlanan bir hareket yapmış arkadaşlar. Yani sabit hız hareket etmektedir bilgisi yanlış. 2. İvmesi sıfır. İvmesi sıfır. Arkadaşlar şimdi ivme neydi? Acceleration. Birim zamandaki hız değişimi. Yani ivme sıfır olduğunda arkadaşlar bakın tam sazanlık bir soru. Buraya dikkat edin. Can alıcı nokta burası arkadaşlar. F net eşittir. M toplam çarpı. F eşittir. M çarpı. A ifadesine göre ivme sıfırsa net kuvvetimiz sıfır olacak arkadaşlar. Net kuvvet sıfır olduğunda net kuvvet sıfır olduğunda iki ihtimal var. Net kuvvet sıfır olduğunda. Bir Cisim duruyorsa durgunluğunu korur. Hareket halinde sabit hız hareketine devam eder. O zaman ivme sıfır olduğunda ivmeli hareket sabit hız hareket ivmesi hareket sabit hız hareket olabilir mi? Evet olabilir. Ama duruyor da olabilir bu cisim arkadaşlar. O zaman demek ki bu cismin bu ivmeye bakarak hani duran bir cismin ivmesi de sıfır değil mi? Evet sıfır. O zaman bu e, grafiğe bakarak bu cismin sabit hıza gittiğini söyleyebilir misin? Hayır. Belki duruyor arkadaşlar. Duruyor. O zaman bunda iki durum var. Olabilir diyeceğiz. Kesinlikle doğrudur demeyeceğiz. 3'e bakalım. Konum zaman grafiği. Aa, konum zaman grafiğin eğimi neyi verir bize? Hızı. Hızı verir. O zaman hızımız eğim sabit olduğu için hız sabit. Yani bunun Hız zaman grafiği arkadaşlar pozitif yönde sabit hızla gittiğini bize gösterdiği için hızı değişiyor mu arkadaşlar bunun değişmiyor. Hız değişmiyorsa ivme de birim zamandaki hız değişimi ise ivmesi burada yoktur yani sıfırdır. Kesinlikle son grafiğimizde sabit hız hareket ettiğini bize göstermiş olur. O halde cevap yalnız M yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Şekil 1'de yatay doğrultu F büyüklüğündeki kuvvet uygulanan boş K kabı ile tahta duvar arasındaki sürtüme kat sayısı 2K. Burada arkadaşlar sürtüme kat 2K. Şekil 2'deki yatay doğrultu F kuvvetin büyüklüğündeki kuvvet uygulanan boş K kabı ile cam duvar arasındaki sürtüme kat sayısı K. Ee, yine şekil 3'te yatay doğrultu F büyüklüğündeki kuvvet uygulanan su dolu K kabı ile cam duvar arasındaki sürtüme kat sayısı K olup 1-2-3 nolu duvarlarda K kabı dengelidir. 1 2 nolu duvarlarda K kapını etken eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükler arasındaki ilişki FS1, FS2, FS3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bunlar her bir durumda dengede kalmış arkadaşlar. Dengede kalmış. Bu durumlarda şekildeki dengede kalıyorsa o zaman cisimlerin ağırlıkları sürtünmeler sayesinde denge, dengeleniyor. Yani statik sürtünme kuvveti durgun cisimlerde e, uygulanan sürtünme kuvvetiydi. O halde bu cismin ağırlığı K kapının ağırlığına G diyelim mi arkadaşlar? Diyelim. G ağırlığı ise aşağı doğru. O zaman birinci durumda statik sürtme kuvvetimizin G'ye eşit olduğunu söyler miyiz? Söyleriz. Yani bu K olması 2K olması herhangi bir şey etkilemeyecek. İkinci durumda da yine kabımızın ağırlığına G dediğimizde statik sürtünme kuvveti de burada yine G ağırlığını dengeleyecek. Çünkü duruyor hareket etmiyor dengede. O zaman net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani Fs2'nin G'ye eşit Fs1'in G'ye eşit olması lazım. Üçüncü kaba bakalım. Üçüncü kapta ne var arkadaşlar? Kabın ağırlığı ile içerisindeki suyun ağırlığı. G su diyelim. Heh, sürtünme kuvveti 3. Fs 3G artı G suyu dengede tutuyor. O zaman o zaman Fs 3 en büyük arkadaşlar. Fs 1 ile Fs 2 burada eşitmiş. 3 büyük 1 2 eşit. Yani cevap D seçeneği doğru olur deriz. İç direnci önemsiz üreteş takır olan şekildeki devrede sürgü hareket ettirildiğinde lambanın parlaklığının arttığı gözlemleniyor. Buna göre sürgünün hareket yönü ve voltmetrenin ölçtüğü değerin değişimi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi devremizi bir arkadaşlar tanıyalım. Üreticinin art kutuptan çıkan akım lambanın üzerinden geçip burada bir voltmetrenin olduğu kol var ki oradan akım geçmez. Bir direncin olduğu bir yapı bir de sürgünün olduğu bir yapı var. Akım dirençsiz yolu tercih edeceğinden dolayı buraya geldikten sonra bakın şu yolu izleyecek. Bu kadar direnci kullanacak. O zaman devremizde bakın o bir lambalı olan bir yapı bir de revosta'nın olduğu bir yapı var. Burada R kadarlık direnci kullanıyor diyelim. E buna da R diyelim hadi. O halde arkadaşlar burada üretecimiz art kutudan çıkan akım. Bunların üzerinden geçip devreyi tamamlıyor. Voltmetre reostanın üzerine bağlanmış. Şurada da voltmetremiz var şeklinde düşünelim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Burada lambanın parlaklığının arttığını söylemiş. Lambanın parlaklığı gücüyle doğru orantılı. Gücünü de birkaç farklı yolla bulabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar akıma bakmak. Bir tanesi gerilime bakmak. Mesela akım artarsa parlaklığı artar. Gerilim artarsa parlaklığı artar diyebiliyoruz. Hangisi hoşunuza giderse arkadaşlar. Ben şimdi akımdan yararlanmak istiyorum. Devredeki akıma I dersem devredeki akım artarsa parlaklık artar. Peki akım niye artar? Üreticinin gerilimine V dediğimizde V eşittir i çarpı R bağımsına göre bakın devrede gerilimimiz yani üreticinin verdiği potansiyel sabit. Buraya dokunmuyoruz. Sadece reosanın sürgüsünü hareket ettireceğiz. O zaman V sabitken arkadaşlar i'nin artması demek devrede eş değer direncin azalması demek mi? Evet. O zaman lambaya dokunmadığımız için lambanın direnci sabit. O zaman buradaki R direnci azalacak. R direncinin azalması gerekiyor. E nasıl olur öğretmenim R direncinin azalması? Sürgüyü hangi yönde çekersek R direnci azalır? O halde bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki yönde çeksek R direnci azalıyor. Bir yönde çeksek R direnci artıyor. Demek ki ne yapmamız lazım? İki yönde çekmemiz lazım direncin azalması için. O zaman hareket yönü sürgünün ne olacak? İki yönü çıkacak. Şimdi gelelim. Voltmetrenin ölçtüğü değere. Voltmetrenin ölçtüğü değer ise arkadaşlar bakın. Burada haliyle V'yi paylaştırmayı düşünelim. Bakın V'yi paylaştırırken başlangıçta eşit paylaştırıyoruz. E haliyle arkadaşlar devrede akım artınca buranın kullandığı gerilim arttığı için mesela atıyorum ben bunu 2V bölü 3 olsun. Buranın kullandığı gerilim de azalacak. V bölü 3 olsun. V bölü 2 yani V bölü 3 oldu. Gerilim azaldı. Demek ki arkadaşlar Burada reostanın kullandığı kısımdaki voltmetre gerilime daha düşük bir değerde ölçmeye başlayacak. Ve bundan dolayı cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Çukur ayna ve tam yansımalı prizma ile oluşturulan düzeneğe gönderilen tek renkte I1 ve I2 ışınları şekildeki gibidir. Buna göre I1 ve I2 ışınlarının çukur aynadan yansıttıktan sonra aşağıdaki yollardan hangisi izlediği sorulmuş ve sınır açısının arkadaşlar 42 derece olduğu belirtilmiş. Şimdi... I2 ışığı en basit ışık olduğu için ondan başlayarak çözmek istiyorum arkadaşlar. I2 ışığı dik gelmiş yüzeye. Dik gelen dik yoluna devam eder. E tam yansımalı prizma olduğu için buradaki açımız 45 derece. O zaman Normal çizersek normal yaptığı açıda 45 derece olduğu için hop, sınır açısından büyük bir açı olduğundan dolayı tam yansıyacak. Tam yansıdıktan sonra arkadaşlar yine buraya dik gelecek. Dik gelen dik yoluna devam edeceği için burada çukur aynamıza çarpacak. Peki çukur aynamızın neresi burası arkadaşlar? Neresi? merkeziymiş merkez merkez noktası. O zaman merkezden gelen ışık yüzeye dik geldiği için kendi üzerinden geri dönecek. I2 ışığı kendi üzerinden geri döner. O halde I2 ışığın merkezden geçecek şekilde kendi üzerinden geri döndüğünü gözlemliyoruz. Burada arkadaşlar doğru. Yine bu olmaz. Bu gitti. I2 merkezden geçecek şekilde yansımış olur. Bu da I2 merkezden geçecek şekilde yansımış olur. I2 merkezden geçecek şekilde yansımamış. Bu da olmaz. Yani AC, D'ye indirgedik. Şimdi geçelim ikincisine. I1 ışığımıza bakalım arkadaşlar. I1 ışığımıza baktığımızda burada bakın nasıl gelmiş? Asal eksene paralel bir şekilde gelmiş buradaki. O zaman normale yaklaşarak kırılacak. Şöyle normale yaklaştı. Sonra burada sınır istinan büyük bir açıyla 45'ten büyük bir açıyla geldiği için tam yansıyacak. Sonra dışarı çıkarken de geliş doğrusuna paralel bir şekilde çıkacağı için tam yansımalı prizmalarda bu şekilde geliş doğrusuna paralel bir şekilde çıkıyor. Hmm, paralel geldi kime? Çukur aynamıza. Çukur aynaya paralel gelen ışığı ne yapar? Odaktan geçecek şekilde yansır. O zaman bir ışığımızın odaktan geçecek şekilde yansıması gerekiyor öbürü merkezden geçecek şekilde yansıdı. Bu da odaktan geçecek şekilde yansıyacak arkadaşlar. O halde bakın I1 odaktan mı geçmiş? Evet, ikisini sağlayan bu doğru çıktı. Diğerlerine bakalım. Odaktan mı geçmiş? Hayır. Odaktan mı geçmiş I1 ışığı? Hayır. O zaman demek ki cevabımız A seçeneğinde ikisini birlikte sağladığı için A olmalı deriz. Periyodik su dalgalarının K ortamından L ortamına geçişteki görünümü şekilde kip oluyor. K ve L ortamları ve bu ortamlarda ilerleyen dalgalara ait bazı niceliklerle ilgili değerlendirme aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodan niceliklerinden hangilerine ait değerlendirme doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K ortamından L ortamına doğrusal dalga gönderildiğinde normalde doğrusal olarak yoluna devam etmesi gerekiyordu ortam değişmese. E ne yapmış diğer ortama geçen önden gitmiş yani hızlanmış hızlanmışsa arkadaşlar buraya V dersem buraya 2V dersem derinliğin arttığı yerde su dalgaların hızı artıyordu. Yani yukarıdaki derinliği H dersem aşağıdaki 2H. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre kaynağa dokunmadık. Kaynak dalgayı oluşturmuş sadece Dalga burada kırılıyor. Bir ortamdan farklı bir ortama geçiyor. O zaman dalgaların frekansı sabit. Frekans sabitken hızın arttığı yerde Dalga boyu da artacak. Yani o zaman buradaki dalga boyuna 2 lambda dersem burada lambda demiş olacağım. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. Frekans K ortamından L ortamına göre daha büyüktür. E frekans değişmedi dedik arkadaşlar. Frekans kaynağın birim zamanda oluşturduğu dalga sayısıdır. Kaynağı bağlıdır yani. O zaman birinci ifade yanlış. 2. Derinlik K ortamı L ortamından daha derindir. Arkadaşlar K ortamına aştırdık. L ortamını iki aştırdık. Çünkü L ortamına geçtiğinde hızlandı dalgamız. Daha derin. Bu da yanlış. Dalga boyu L ortamında K ortamına göre daha büyüktür. Evet L ortamındaki dalga boyunun K ortamına göre daha büyük. Çünkü daha derin olduğunu söyledik. Doğru. L ortamına geçişte artmıştır. Ne? Hız. Hızımız arkadaşlar derin ortama geçtiği için artmış veya dalganın diğer ortama geçen kısmının daha hızlı gittiğini fark edebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın buradayken buraya gelmiş. Yani daha hızlı gitmiş. Evet L ortamına geçişte artmış. Doğru. O zaman dalga boyu ve hız yani D seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı diyeceğiz. Bir bilim insanının kimya bilimine katkılarından bazıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bileşikler ile karışımlar arasındaki ayrımı belirli kriterlere dayanarak açıklamıştır. Havanın yanma olayındaki etkisini ortaya koymuştur. Elementi kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf maddelerdir şeklinde tanımlamıştır. Bu bilim insanı Robert Boyle'dir. Robert Boyle'den önce daha çok dört element kavramı hakimdi. İşte ateş, su, hava, toprak düşüncesi hakimdi. Roberts böyle yeni bir element tanımı ortaya koyuyor ve aslında simya dönemi kapanıp kimya dönemi başlamış oluyor. Artık elemente işte ateş, su, hava, toprak demiyor ve diyor ki kendinden daha basit maddeleri ayrılamayan saf maddeler olarak tanımlıyor. Tabi bu da yetersiz. Daha sonra element tanımı geliştiriliyor ama burada bahsettiği bilim insanı aynı zamanda havanın yanma olayındaki etkisini de ortaya koyan işte havadaki gazlarla ilgili çalışmaları var Robert Boyle'nin. Oksijenle ilgili, oksijeni bulmasıyla ilgili çalışmaları da var. Dolayısıyla buradaki bilim insanı Robert Boyle'dir. Cevap da B şıkkıdır. Bohr atom modeli hidrojen atomunun ışık spektrumu dikkate alınarak kurgulanmıştır. Bu da şekil 1 ve şekil 2 diyor. Burayı çekirdek ve kırmızıyı da elektron olarak ifade etmiş. Şekil 1 ve şekil 2 dikkate alındığında hidrojen atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi bir nolu ok yönünde bir nolu ok yönünde elektronun L kabuğuna geçişi absorpsiyon ile gerçekleşir. Şimdi burada elektron K kabuğundaydı ve L kabuğuna doğru geçiyor. K kabuğundan L kabuğuna elektron dışarıdan enerji alarak geçer. Elektron dışarıdan enerji alarak daha yüksek bir enerji seviyesine geçmesi olayına absorpsiyon denir. Dolayısıyla bir doğru. Şekil 2'de yani şurada elektronun 2 nolu ok yönünde L kabuğundan K kabuğuna geçişi endotermik yani ısı alan bir olaydır diyor. Şimdi ilk olay yani şekil birdeki olay birinci olay absorpsiyon olayı dışarıdan enerji alarak gerçekleşiyordu yani endotermikti. İkinci olay ise bakın dışarıdan enerji aldı ve L kabuğuna geçti burada elektron. Siz dışarıdan enerji vermeyi keserseniz bu aldığı enerjiyi geri yayınlayarak temel hale geri dönmek ister elektron. Dolayısıyla aldığı enerjiyi geri verir. Yani olay egzotermiktir. Isı veren, enerji veren bir olaydır. Dolayısıyla iki yanlış. Birinci olay ısı alan olaydır. İkinci olay ısı veren olaydır ki hatta ikinci olay emisyondur. Şekil 1 hidrojen atomunun temel halini, şekil 2 ise uyarılmış halini ifade eder. Doğrudur. Bir de temel halde birinci kabukta bulunur elektron. Dışarıda enerji alarak daha üst enerji seviyesine geçtiği zaman yani şekil 2'deki durumunda uyarılmış haldedir. Kararsızdır, yüksek enerjildir. Ve bir süre sonra aldığı enerjiyi geri yayınlayarak temel haline geri dönmek isteyecektir. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 değişiklidir. X 2 eksi, Y eksi ve Z 2 artı iyonlarının elektron sayıları aynı olup katman elektron dizilimleri 2-8 şeklindedir. Buna göre hangileri doğrudur? Yani üçünün de bu iyon hallerinde elektron sayıları 2 artı 8'den 10. Üçü de 10. 10, 10. Şimdi diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Atom yarı çapı en büyük olan Z'dir. Dikkat edin şu an iyon haldeler. Ama iyon hallerindeki yarı çapın karşılaştırılmasını sormuyor. Bunu üçüncü öncülde soruyor. İyon yarı çapları arasındaki ilişki. Atom yarı çapını kıyaslayacağımız için üçünü de temel haline göre bakmamız gerekir. Temel halde bakın. 10 2 toplayalım. 8 tane protonu ve 8 elektronu var. 10 1 daha bunun 9. 10 2 daha 12. Yani temel halde x 8 y 9 z ise 12. Şimdi buradan periyodik cetvelde yerlerini bulalım. x 2 6'dan 2 katman olduğu için ikinci periyot son katmanda 6 elektron olduğu için 6a grubunda y 2 7 ikinci periyot 7a grubunda z ise 2 8 2 3 katmanı var 3. periyot son katmanda 2 elektron var 2a grubunda. Şimdi periyot sayısı arttıkça yani yukarıdan aşağı doğru gidildikçe yarıçap artar. Z burada en büyüktür. Hatta soldan sağa azalır. Daha sonra X, daha sonra da Y gelir. Dolayısıyla Z'nin atom çapı en büyüktür ifadesi doğrudur. Atom yarıçapı en büyüktür ifadesi doğrudur. Elektronegatifliği en fazla olan X'tir. Şimdi elektronegatiflik periyodik cetvelde soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı azalır. En aşağıda olan Z'dir. En az olan Z'dir. Soldan sağa doğru arttığı için Y burada en büyük olacaktır. Ancak X demiş. Yanlış. Y zaten bu arada 9 flordur. Flor tüm elementler içerisinde elektronegatif en yani yüksek olandır. ancak x demiş o anlamda iki yanlış. İyon yarıçaplarını kıyaslarken bakın elektron sayıları aynı olduğu için proton sayılarına bakılır. Ve elektron sayıları aynıyken proton sayısı büyük olan elektrona daha yüksek bir çekim uygulayacağı için yarıçapı daha küçüktür. Yani bu durumda proton sayı ile yarıçap ters orantılıdır. Dolayısıyla proton sayısı en düşük olan x'in yarıçapı en büyüktür ama burada z demiş yanlış. x 2 eksi en büyük olacaktı. Daha sonra y eksi en küçük ise z 2 artı olması gerekiyor. Dolayısıyla 3 de yanlış. Cevap yalnız bir a şıkkıdır. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir? Şimdi metallerde şuna dikkat etmemiz gerek. Eğer metal değişken değerlik alıyorsa o aldığı değişken değerlik parantez içerisinde yazılır. Değişken değerlik almayan bir metalse yazılmaz. Mesela bakır değişken değerlik alır. Artı 1 de alabilir, artı 2 de. Sülfat eksi 2 değerlikli olduğu için bakır bu bileşinde artı 2 almıştır. Dolayısıyla bakır 2 sülfat şeklinde yazılır. Doğru. Çinko ise tüm bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. Değişken değerlikli de değildir. Dolayısıyla çinko 2 klorür demek burada yanlıştır. Doğrudan çinko klorür demek gerekiyordu. Çünkü başka 2 dışında aldığı değerlik yok. Dolayısıyla 5 burada yanlış. Kurşun ise değişken değerlik alır. Oksijen eksi 2, kurşun artı 2. Dolayısıyla kurşun 2 oksitlenmesi gerekir. Doğru. Zaten kovalent bağlı bileşikler doğrudan latince sayı dikkate alınarak yazılır. Birincisi bir sayı yazılmaz. Kükürt, hexa, florür doğru. Amonyum kökü, klor iyonu, amonyum kloru de doğrudur. Cevap B şık olacak. X katısı ile ilgili bilgiler şöyledir. Kristal türü molekülerdir. Kristali oluşturan birimleri bir arada tutan etkin kuvvet London kuvvetleridir. Buna göre X katısı yukarıdakilerden hangileri olabilir diyor. Şimdi eğer ki kovalent bağlı bir bileşikse bu, kovalent bağlı bileşiklerde ya kovalent kristaldir ya moleküler kristaldir. Kovalent kristal ise yalnız elmas, grafit ve silisyumlu bileşikler kovalent kristaldir. Dolayısıyla elmas kovalent bir kristaldir, moleküler kristal değildir. Bu gitti bir. 2 ve 3 de kovalent bağlı bileşikler ama elmas, grafit veya silisyumlu bileşiklerden birisi değil. Dolayısıyla bunlar moleküler kristaldir ikisi de katı halde. Ancak bir de diyor ki etkin kuvvet London kuvvetidir. Ancak amonyak hem polar hem de fon elementlerinden azot var. Bunun molekülleri arasında hidrojen bağı var. London kuvveti etkin kuvvet değil. Etkin kuvvet en kuvvetli olan kuvvettir. Dolayısıyla burada hidrojen bağı etkin. Dolayısıyla bu da olmaz. Kuru buzda ise karbondioksit apolar olduğu için London kuvveti etkin olan kuvvettir. Dolayısıyla cevap yalnız 2 B şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte kalsiyum karbonat bileşiğini oluşturan elementlerin kütlece yüzdeleri verilmiştir. %40'ı kalsiyum, %48'i oksijen, %12'si de karbonmuş. Buna göre 60'ar gram kalsiyum, karbon ve oksijen elementlerinin tam verimli reaksiyonunda en fazla kaç gram kalsiyum karbonat bileşiği oluşur diyor. Şöyle kalsiyum karbonatı şöyle tekrardan yazalım. Kalsiyum karbonat. Örneğin 100 gramında 40 gram kalsiyummuş. 40 gram kalsiyum. 12 gram karbon. 12 gram karbon. 48 gram ise oksijen. 48 gram da oksijen. E Daha rahat daha sade halini görmek için hepsini 4'e bölelim. 40'ı 4'e böldüm. 10, 12'yi 4'e böldüm. 3, 48'i 4'e böldüm. 12. Zaten sabit oran var. Şimdi yani siz mesela 40 gram kalsiyum, 12 gram karbon, 48 gram oksijen alsanız tam 100 gram bileşik oluşuyor. Veya işte 10 gram kalsiyum, 3 gram karbon, 12 gram oksijen alsanız tam işte 22-25 gram oluşuyor. Diyor ki hepsinden 60'ar gram aldım diyor. Hepsinden 60'ar gram almış. Şöyle yazalım. Şimdi sabit oran olduğu için örneğin kalsiyumun tamam bitmesi için 6 katı, 60 gramın tamam bitmesi için bunların da 6 katı alınması gerekir. Bunların da 6 katı alınması gerekir. Mesela 3'ün 6 katı 18 var. Ama 12'nin 6, 6 katı 72. Ancak 72 gram yok elimizde. Hepsinden 60'ar gram almış. Yani kalsiyum tamamen bitmiyor. Sonucuna ulaşıyorum. O zaman kalsiyum tamamen bitmiyorsa hangisi tamamen bitiyor onu bularak kaç gram oluştuğunu bulabiliriz. Şimdi kalsiyumu denedik. Şimdi karbona bakalım. Mesela karbon bakmaya da gerek yok gerçi de 20 katı. Onun 20 katı 200 yapıyor. Dolayısıyla o hiç yok zaten. Demek ki burada tam tükenen oksijen kaç katı? 5 katı. 12'nin 5 katı 60. Bundan 60 gram kullanılıyor. 3'ün 5 katı 15. Bundan 15 gram kullanılıyor. Geri kalan 45 gramlık kısmı artıyor. Yani kullanılmadan kal kalıyor. Onun 5 katı da 50 kalsiyumun da burada 10 gramı artıyor. Dolayısıyla 50 artı 15 artı 60'tan 60, 110, 125 gramlık bileşik oluşuyor. Cevap C şıkkı. Toplam 180 gram vardı. Geriye kalan kısmı artıyor. Kütlece %25'lik 80 gram sodyum hidroksit sulu çözeltisiyle 1 mol hidroklorik asit içeren 120 gram sulu çözelti karıştırılıyor. Oda koşullarında gerçekleşen bu işlem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Öncelikle 80 gram ve kütlece 125'lik sodyum dioksit sulu çözelsinde ne kadarı sodyum dioksit onu bulalım. Şimdi %25'i sodyum hidroksitmiş ama 80 gram var. 80 gram da acaba ne kadar? Buradan 4'te biri, 4'te biri x buradan 20 olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Yani 20 gram sodyum hidroksit var. Bunun kaç mol olduğunu bulalım. N eşittir M bölü MA'dan M'i -E 20. Sodyum hidroksitin eması da şöyle eması sodyum 23 oksijen 16 hidrojen de 1 23 16 da 39 1 da 40 20 bölü 40'tan 1 bölü 2 yani 0,5 mol 0,5 mol sodyum hidroksit var 1 mol de hidroklorik asit var karıştırılıyor Şimdi tepkimeyi de yazalım HCl artı sodyum hidroksit zaten OH sayısı 1, hidrojen sayısı 1. Bir, 1'e 1 bir oranda sodyum klorür, sodyum klorür ve su açığa çıkacak. Şimdi hidroklorik asit 1 moldü. 1 mol. Sodyum hidroksit ise 0,5 mol. Bir kas sayısına 1 molün tamamen harcanabilmesi için bir kas sayısına 1 mol gerekli ancak yok. Demek ki hidroklorik asit tamamen harcanmıyor. Artıyor. Demek ki sodyum hidroksit tamamen harcanıyor. 0,5 mol harcanır. 1'e 0,5 ise bu da 0,5 mol harcandı. Demek ki son durumda ortamda 0,5 mol hidroklorik asit arttı. Yani kullanılmadan kaldı. Bunlardan da yine 0,5 mol şöyle yapalım. Bunlardan da yine 0,5 mol başlangıçta yoktu. Oluştu. Şimdi buna göre reaksiyon sonucu yemek tuzu sodyum klor oluşur. Doğru. Başlangıca göre su miktarı artar. 0,5 mol daha su oluştu. Doğru. Oluşan karışımın pH'i 7'dir demiş. Şimdi oluşan karışımda evet nötr bir tuz oluşuyor ama ortamda fazladan asit kalıyor. Dolayısıyla ortam asidiktir ve pH'ı 7'den küçüktür. C yanlış. Oluşan karışım turun sol boyasının rengini asidik olduğu için kırmızıya çevirir. Doğru. Nötralleşme tepkimesi asitle baz arasında sulu ortamda gerçekleşiyor. Bu da yine doğrudur. Tabloda canlarda meydana gelen K, L, M ve N metabolik olaylarında reaksiyona giren ve reaksiyondan çıkan maddeler verilmiş. Buna göre açıklamalardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın glikoz karbondioksit suya parçalanmış. Hocam bu solunumdur. Nişasta glikoza parçalanmış. Bu hidrolizdir. Glikoz laktoza çevrilmiş. Hocam bu dehidrasyondur. Glikoz artı galaktoz laktoz. Karbondioksitle su birleşmiş glikoz olmuş ya. Hocam burada bir özümleme var. Karbondioksit özümlemesi. Hocam bu olay fotosentez de olabilir, kemosentez de olabilir. Peki. Şimdi hayvan hücrelerinde K, L ve M olayları gerçekleşir demişiz. Hocam bak lütfen şunu defalarca bize vurguladın. Hücre ifadesinde Bakın nişasta hayvan hücresinde bulunmaz. Eğer bize deseydi ki hayvan vücudunda evet bak bu doğru ama hayvan hücresinde olmaz bu gitti. Ne olayı sadece bitki hücrelerinde gerçekleşir demiş. Ne olayına bakıyorum ki karbondüksüle suyu birleştirmişsin sadece fotosentezi bile düşünsen aslında bitki öglena ya da işte birçok tek hücreli canlı fotosentez reaksiyonu gerçekleştirebilir. Dolayısıyla sadece bitkide olmuyor. M olayı sırasında ATP enerjisi harcanır. Hocam dehidrasyonda ATP harcanır. Enzim kullanılır. M ve N olayları anabolizma. Anabolizma yapım demektir değil mi? Glikoz, galaktoz bakın dehidrasyon tamam. Ve burada bir besin sentezlenmesi var. Bu da tamam. Fotosentez, kemosentez, dehidrasyon reaksiyonları anabolik reaksiyonlardır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki şemaya ulaşmış bir araştırmacı. Buna göre araştırmacının yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Her maddede mayozla ilgili bir şeyler söyleyelim. Şimdi crossing over yoksa 2 ve 4 numaralı hücreler kalıtsal yönden aynıdır. Hocam bak şimdi. Şimdi bu 2 ile 4 nolu hücreler bir kere kalıtsal yönden aynı olamaz. Bak yanlışı bulduk. Neden? Şimdi ben size şunu söylüyorum diyorum ki iki yani işte iki kromozomlu bir hücre olsaydı ne olacaktı? Hocam diyelim ki işte e, buradaki A ve B ile karışmasın diye şöyle yapalım elimde bir C bir de D kromozomlu bir canlı var. Şimdi bölünmeye başlamadan önce bir kere bu kendini eşleyecek doğru mu? Sonra buradaki homolog kromozomlar mayoz bir sonunda ayrılacak yani D D buraya gidecek C C buraya gidecek. Dolayısıyla bir de kardeş kromatitleri ayırdığınız zaman şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Yani crossover olmasa bile homolog kromozomların rastgele ayrılması zaten kalıtsal yönden çeşitlik sağlayan bir olaydır. A hücresinin DNA miktarı bir numaralı hücrenin DNA miktarının iki katıdır. Şimdi A hücresi şurada hocam bir numaralı hücrenin DNA'sı bunun iki katıdır. Doğru. Neden? Çünkü mayoz 2 başında DNA eşlenmesi olmaz. Eğer burada x kadar DNA varsa burada x bölü 2 kadar DNA olacaktır hocam. B hücresinin kromozom sayısı 4 numaralı hücrenin kromozom sayısına eşittir. Hocam mayoz 1'in sonunda n kromozom oluyor zaten. Mayoz 2'de de n kromozom oluyor. Dolayısıyla evet mayoz 1, mayoz 2 sonucundaki hücrelerin kromozom sayıları aynı oluyor. Crossover gerçekleşmezse de A ve B hücrelerinin kalıtsal yapısı birbirinden farklı olur ki biz zaten bunu kanıtladık. Bakın bu yöntemi uygulayın arkadaşlar. Eğer elinizde böyle iki yani işte iki kromozomlu bir hücre varsa ki zaten matematik bir benzetme sanatıdır dedik. Hani 40 kromozomlu da olsa 50 kromozomlu da olsa siz bunu uygulayın. Onu uygulayın. Tamam önce homolo kromozomlar sonra kardeş kromatlar ayrılır. Peki ABB hücrelerinde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz. Neden? Çünkü en kromozomlu. Homolog kromozom demek iki en kromozom demek. Yani homolog kromozom çifti. Bir tanesi anneden diğeri babadan gelen ifadesidir arkadaşlar. Dolayısıyla en kromozom homolog kromozomun ayrıldığı anlamına gelir. Cevabımız A seçeneğidir. Soy ağacında AB0 kan grubu sistemine göre çekinik kan gruplu bireylerin tamamı taralı olarak gösterilmiş. Hocam bak. Çekinik bireyler taralı olarak gösterilmiş ya bak. Şurası 00, şurası 00. Tamam mı? Peki hocam bir görüntüyü bana anlatır mısın? Bak. 1 ve 2 nolu bireylerin A, B ve C çocukları var. Tamam? Güzel. Şunlar ise aileye dışarıdan katılmışlar. Peki hocam görüntüyü algıladım. Ben ne doğrudur onu arıyorum. 1 ve 2 numaralı bireyler kan grubu bakımından heterozigottur. Nereden bileceğim? Bak bu onların çocuğu. Birisinin 0 0 olabilmesi için bir tane babasından bir tane annesinden 0 alması lazım. E peki hocam 1 2 0 0 olamaz mı? Olamaz. Çünkü olsaydı içi taralı olarak gösterilirdi ama soru bana demiş ki tamamını ben taramışım. Sen kendi kafana göre bir yere 0 0 yazma. O zaman bu ifade doğru. Çünkü burası A 0 B 0 ya da şu şekilde A 0 B 0 olacaktır. K ailesinin eş baskın kan grubuna sahip çocukları olamaz demiş. Şimdi K ailesi kim? K ailesi bu. K ailesinde bir kere hocam bak burada sıfır sıfır var. Her halükarda oradan bir sıfır gelecek. Yani babadan çocuğuna bir sıfır gelecek. Eş baskın olabilmesi için A, B olması lazım değil mi? E buradan A ya da B gelmeyecek bu ifade doğru. L ailesinin çekinik kan gruplu çocukları olamaz. Hı, hocam bak. Şimdi mesela diyelim ki burası A0 ya da B0 olabilir. Burası da bak B0 olabilir. Dolayısıyla buradan iki tane sıfır yan yana gelebilir. Bu ifade gitti. M ailesinin çocuğu kesinlikle heterozigot genotiplidir. Şimdi M ailesine bakıyorum şimdi. Hocam temizle şuraları lütfen. Şöyle sildim burayı. 00'ı geri yerine yazacağım bakın. Şurası 00. Peki şimdi şuradaki kişi yani dışarıdan bu aileye katılmış kişi. Diyelim ki A0, diyelim ki B0, değil mi? O zaman mantık olarak şuradan sıfır oluşursa bu birey de homozigot oluyor ama kesinlikle heterozigot genotipli demiş hocamız. Hayır hocam, cevabımız A seçeneği. Bu soru çok değerli bir soru. Neden biliyor musunuz? Ben her zaman bu konuyu anlatırken peroksizomla ilgili şunu söylerim. Peroksizom bizim müfredatımızın sümüklü çocuğu. Hani kimse ona bakmıyor dönüp bakmıyor ama bir gün öyle bir değerlenecek ki bu soru standart sapması en yüksek soru olabilecek. Çünkü peroksizomla alakalı arkadaşa çok az şey biliyoruz. Daha doğrusu okul kitabımızda var ama görmezden geliyoruz. Mesela hocam mesela oksitasyon enzimlerine sahip ama buna rağmen ATP üretemez. Mesela uzun zincirli yağ sitelerinin kısaltılarak kırılarak mitokondrinin kullanabileceği hale getirir. Mesela içinde katalaz enzimi vardır, hidrojen peroksit, su ve oksijene parçalar gibi aslında zibilyon tane görevi var peroksizomların. Dolayısıyla peroksizom önemli arkadaşlar. Şimdi peroksizom, sentrozom, mitokondri organellerine ait özellikler verilmiş. Numaralı yerlere gelmesi gereken işaretler hangisine doğru verilmiştir? Bakın peroksizom oksidasyon enzimlerine sahip oksijeni kullanır arkadaşlar ama peroksizom ATP üretemez tamam mı? O zaman bir nolu yere ben ne yapacağım? Artı işaretini koyacağım. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerde. Bitki hücrelerinde sentrozom bulunur mu? Bulunmaz hocam. Neden böyle gelişmiş vurgusu yapmış öğretmenimiz? Çünkü bazı ilkel bitkilerde işte gamet oluştururken gametler arkadaşlar dişi gamet erkek gamet de olsa bazen kamçı oluşabiliyor. Ama bu zaten evrimsel bir gelişim mantığıyla anlatıldığı için zamanında ve evrimde müfredattan kaldırıldığı için siz siz olun lütfen. Bitkilerle alakalı soru sorulduğunda %99 gelişmiş bitki üzerinden bir yorum yapın. Aksi iddia edilmedi sürece. Zaten size eğer gelişmemiş bir bitki soruyorsa eğrel otu gibi gibi at kuyruğu gibi ya da işte ciğer otları gibi. Zaten ona göre soruyu kurgular. Dolayısıyla zaten gelişmiş yapılı bitki senin şu anda gözünde gördüğün bitkidir. Bunda sentrozom bulunmaz hocam. Katabolik reaksiyon gerçekleştirme. Katabolik yani yıkım. E mitokondri solunumun yapıldığı yerdir hocam. Solunum dediğin zaman mesela ileride öğreneceksiniz ayete konularında işte piruvat ne yapacak? Karbondioksit suya kadar parçalanacak. Dolayısıyla bu bir katabolik reaksiyondur. O zaman cevabımız ne oldu bakın? C seçeneği. Azot döngüsü şematize edilmiş. Hemen yıldızımı atarım. Azot döngüsü her senenin potansiyel beklenen sorusudur. Çünkü azot olmazsa amino olmaz. Amino olmazsa enzim olmaz. Enzim olmazsa reaksiyon olmaz hocam. Ya bu sadece bir örnek. X, Y, Z, canlılar için hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bir bakalım. Bitki hayvan artıklarını amonya çeviriyorsa bu kişi saprofittir. Hocam bilgilerimi tazeler misin? Saprofit canlı. Prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Bazı bakteriler, bazı mantarlar gibi örnek verebilirsin. Peki. X canlısı hücre dışı sindirim yapar. Doğru. Çünkü X canlısı hücrenin dışına enzim salgılar ve enzimlerle arkadaşlar dışarıdaki polimer ya da büyük molekülleri parçalayıp yapı taşlarını hücrenin içine alır. Tamam. Bu güzel. Cepte. Y canlısına bakıyorum. Amonya nitrite. Hatta Z canlısına da bakalım. Nitriti nitrata çeviriyor. Hocam bu Y ve Z canlıları kemosentetik canlılar. Şöyle düzgün yazayım. Kemosentez yapıyorlar. Ve kemosentez yaptığı bilinen bir ökaryot olmadığı için buraya prokaryotumu yazdım. Biraz da sınıflandırma tadında çözelim değil mi soruyu? Peki hocam burada T ile de alakalı bir şey var. Hadi ona da bakalım. Atmosferdeki azot topraktaki nitrat tuzları. Toprağın sahip olduğu azotu atmosferin serbest azotuna çeviriyorsa bir canlı aslında yaptığı reaksiyon nedir? Denitrifikasyon. Denitrifikasyon ve bu olay nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Oksijensiz solunumdur. Oksijensiz solunumu da prokaryot canlılar yapar diye not düşebilirsiniz. Dolayısıyla YZT canlıları kesinlikle prokaryot oldu. Y ve Z canlıları özümlemesi yapar. Hocam kemosentez besin üretme reaksiyonudur. Fotosenteze benzer. Ama fotosentezden en önemli farkı ışık ve klorofilden bağımsızdır. Yani 24 saat gerçekleşebilir. Kemosentezde klorofil vesaire yok. Tamam mı? Dolayısıyla bu bir besin sentezi, bir karbondioksit kullanarak besin sentezi olduğu için karbondioksit özümlemesi denir. T canlısı denitrifikasyon olayında görev alır. Evet hocam denitrifikasyon. Nitrifikasyon toprağın işte azot bakımından zenginleştirmesi gibi düşünülür. Denitrifikasyon ise tam tersi. D hani burada olumsuzluk ekibi düşünebilirsin. Y canlısında klorofil pigmenti bulunur. Az önce söyledin hocam. Kemosentez yaptığı bilinen bir canlı klorofil ve ışıktan bağımsızdır. Cevabımız E seçeneği. Biyoloji öğretmeni 4 farklı omurgalı hayvan türünün bazı özellikleriyle aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Şimdi... Öğretmenimiz tabloda verdiği bilgileri dikkate alarak öğrencilerden canlara örnek vermelerini istemiş. Çok güzel bir sınav sorusu olur bu. Ki zaten çıkmış sınav sorularına baktığınız zaman arkadaşlar ÖSYM'nin bu tarz bir soru sorduğunu da görürsünüz. Öğrencilerin verdiği örneklerle aşağıdaki seçenekler oluşturulduğunda hangi seçenekteki örneklemeyi yapan öğrenci canların sınıflandırma özelliklerini kavrayamamıştır? Peki şimdi... Bir canlı varmış başkalaşım geçiriyormuş. Hocam başkalaşım geçiren iki tane sana Grup söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi amfibi. Şöyle yazalım. Bir tanesi amfibiler. İkincisi de mesela böceklerde başkalaşım geçirir ama başkalaşım geçirme mantıkları farklı tabii. Amfibiler mesela kurbağalar besin yetersiz olduğu için erken çıkıyorlar ama böceklerinki biraz daha hormonal. İşte onlarda juvenil ektizon denilen hormonlar var arkadaşlar. Bunlara girmiyorum. Peki dış döllenme yapma. Dış döllenme yapan 1 ve 4. Şimdi hocam böcekler çok büyük olasılıkla iç döllenme dış gelişme yaparlar. Tamam mı? Ama amfibiler ve balıklar dış döllenme yapar. Dolayısıyla ben böyle biraz daha amfibiye kaydım şu anda. Yani mesela kurbağa, semender buna örnek verebilirim. Ama bu bozdu biraz. Ki zaten hani burada çekimser kaldım. Hocam 2 milyar canlı türü var. İçinde daha keşfedilmemiş bir sürü adam var. Ben şimdi buradan nasıl gireceğim dersen. Bak şuradan akciğer solunumu yapma. Allah'ın seversen böcek akciğer solunumu yapar. Yapmaz hocam. Böcek akciğer solunumu yapmaz. Böcekte olsa olsa trake solunumu vardır. Değil mi? Peki. O zaman gerçekten burada bir amfibi tarafına kaydık. Peki. İki canlıya bakalım. Akciğer solunumu yapıyormuş. Ürik asit atıyormuş ve tüy bulunduruyormuş. Al sana kopyanın kralı. Tüy bulunduran canlı. Hemen bir serçe. Karga penguen, pelikan gibi kuşları işaretleyeceksin. Sen hocam ama diğerlerini de yorumlar mısın? Akciğer solunumu kuşlarda evet var. Kuşların boşaltım artı kastır Tamam. Çok güzel. O zaman bu da oldu. Geldim. 3 ne oldu canlıya? Akciğer solunumu yapıyormuş. Diyafram kası bulunduruyormuş. Aksi iddia edilmediği sürece diyafram kası memelilere özgü bir özelliktir. At memeli, balina memeli, kanguru memeli, ornitorenk memeli. Güzel. Devam hocam. Ne var burada? Dış döllenme vermiş. 4 numaralı canlı için dış döllenme yapma. Şimdi dış döllenme hocam amfibiler ve balıklarda görülür diyorsun ya. Benim bunu ezberlemem lazım. Yani bir sürü bilgi var. Ben bunu nasıl aklıma tutacağım? Şimdi bak suda yaşıyor bu canlı. Suyun içerisine sperm ve yumurta bırakabilirsin. Ha, bazı canlılar bu yumurtaları besin olarak tüketebilir ama onların adaptasyonunda da birim zamanda çok miktarda sperm ve yumurta bırakmak var ki döllenme ihtimali artsın. Ama hocam karaya çıktığın zaman Spermi karaya bırakamazsın. İlla bir iç döllenme yapacaksın. Döllenen yumurtayı karaya bırakabilirsin. Mesela sürüngen, mesela kuş, mesela bazı memeliler değil mi? Gagalı memeliler. Dolayısıyla ben burada kefal, levrek, sazan, palamut gibi balıkları işaretleyebilirim. A seçeneğinde zaten biz yanlışı bulmuştuk.